aslında biz son ustalar olarak gelecek kuşaklara bir örnek teşkil etmemiz gerektiğini ve bunun zorluklarına da katılmamız gerektiğini düşündüm. Tabi ustayı da ikna edince işte gittik bir tane araba aldık. Arabayı komple kestik. Yaklaşık 2,5 yılda da böyle bir spor araba tabi olarak tasarlamıştık. Daha sonra Atatürk'ün bindiği spor arabaya da döndürdük. İşte her ikisi böyle bir arada olup gelecek kuşaklarımıza, gelecek çocuklarımıza da aslında şöyle düşündük. Biz en büyük servetin artık çocuklarımız çok çok rahata alıştıkları için biz aslında gelecek çocuklarımıza da bir örnek teşkil etmesini istedik. Yani akıllı insanın neler yapabileceğini, akıllı insanın çok çok servete ihtiyacı olmadığını, bizim en büyük servetin akıl olduğunu gelecek kuşaklara da aktarmak için yaptık bunu. Yani şöyle, tabi parasal maliyetini hesaplamadık ama 3 tane usta, işte Bahattin Usta, Hamit Usta, bir de ben, 3 kişi yaklaşık 2,5 yıl çalıştık buna. Yani İstanbul'da kaç kişi aradı? Bir galerici özellikle aradı. Hatta ne istiyorsun dedi. Dedim ki 1,5 milyon dolar istiyorum dedim. Dedi ki bize çok dedi. Yani sonuçta ticaret yapıyoruz. 15 gün sonra beni aradı. Dedi ki üstadım ben dedi çok dedi merak ettim dedi. Dedik ki eğer para için satsaydın dedi, yıllar önce çok zor durumlarda Aşık Veysel'in sazını 100 bin dolara satmıştın dedi. 100 bin dolara Aşık Veysel'in sazını satmadın o zor zamanlarında. Şimdi 1,5 milyon dolara arabayı satıp parayı ne yapacaksınız dedi. Dedim ki hayallerimiz var. Ne dedim ki yani Sivas'ta ya da Zara'da bir el sanatları okulu açmak istiyorum eğer bunu satabilirsem. Dedik ki yemin ediyorum eğer bu kadar dedi ticaretten fazla param olsa verir alırım bu hayalin için ama işte öyle de bir beklentideyiz yani. Tabii ki hayallerimiz var. Yani şöyle biz artık el sanatçılar olarak, sanatkarlar orada artık kayboluyoruz. Bizim kaybolmamamız lazım. Bizim kaybolmamamız için zeminimize ya birilerin el atması ya bizim de kendi çabalarımızda bir zemin yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani işte mesela Türkiye'de niye bir el sanatları okulu olmasın? Her bir bölümün başına birer tane hocası olmasın. Onun yanında 2-3 tane öğrenci ve devlet garantili öğrenciler olmasın. Bu sanatlarımızın işte 50-100 yıl daha devam edebilmesini sağlamaları için böyle bir çalışmaya aslında girmemiz gerekiyordu. Ama tabii maddi olarak gücümüz yetmiyor. Ancak böyle bir şeyi tasarladık. İşte eğer satılma imkanı olursa böyle bir hayalimiz de var tabii.